Atatürk asla olaylara duygusal yaklaşmazdı. Kendisini daima olaya neden olan kişilerin yerine koyarak onların hareketlerinin gerisinde yatan nedenleri araştırır ve kararını ondan sonra verirdi. Devlet yönetiminde görev verdiği kişilere de her zaman kendilerini vatandaşın yerine koymalarını, kendilerine nasıl davranılmasını, nasıl hizmet verilmesini isterlerse kendilerinin de vatandaşlara aynı anlayışla davranmalarını ve hizmet etmelerini isterdi. Bizler de Atatürk ve Unutulmaz Anıları adlı yayında yer alan ve bunu çok iyi anlatan bir öyküyü videomuzda sizlerle paylaşmak istedik. Öyle ki Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretten sanık bir köylü hakkında soruşturma yapılıyordur. Durumu Atatürk'e arz ederek "Mahkemeye veriyoruz, size küfretmiş" derler. Bunun üzerine Atatürk "Ben ne yapmışım ona?" diye sorar. Ardından dosyayı inceler ve tütün bulunmadığı için gazete kağıdı ile sardığı sigarayı yakarken gazete tutuşmuş da ondan diye cevap verirler. Bunu söyleyen milletvekiline Atatürk dönerek "Siz hiç gazete kağıdı ile sigara içtiniz mi?" diye sorar. Bunun üzerine milletvekili "Hayır" diye cevap verir. Mustafa Kemal "Ben Trablus'tayken içmiştim. Bilirim, pek berbat bir şeydi. Köylü bana az bile küfretmiş. Siz bunun için onu mahkemeye vereceğinize ona insan gibi sigara içmesini sağlayınız" der. Atatürk soyadı nereden geldi? Mustafa 1881 yılında doğduğu gibi kalmadı. Mustafa Kemal olmakla da kalmadı. Sonraki yıllarda yeni adlar almaya başladı. Yeni şanlar kazanmaya devam etti. Çanakkale Savaşı'ndan sonra rütbesi paşalığa yükseltilince adı Mustafa Kemal Paşa oldu. Kısaca Kemal Paşa denmeye başlandı. Sarı Paşa diyenler de oldu. Sakarya Savaşı'ndan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Gazi ünvanı verdi. Adı Gazi Mustafa Kemal Paşa oldu. Bu ünvan o kadar benimsendi ki herkes ondan Gazi Paşa diye söz etmeye başladı. 21 Haziran 1934'te soyadı kanunu çıkınca herkesin aklına doğal olarak ilk o geldi. Gazi Mustafa Kemal'in soyadı ne olacaktı? Herkese soyadı bulan Gazi kendisine nasıl bir soyadı bulacaktı? Mecliste, gazetelerde her gün yüzlerce öneri atıldı ortaya, konuşuldu, tartışıldı ama bir karara varılamadı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı da yapacak olan Saffet Arıkan, Atatürk soyadının nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatmaktadır. 1934 senesi, 26 Eylül tarihi Dil Bayramı'ydı. Bunun için bir nutuk hazırlamam gerekiyordu. Bu nutuk müsveddede görüldüğü gibi Ulu Önderimiz Atatürk Mustafa Kemal diye başlıyordu. Atatürk o tarihe kadar soyadı kanunu çıktığı halde henüz bir soyadı almamıştı. Nutku kendisine taslak haliyle takdim ettim. Atatürk kelimesini görür görmez üzerinde durdu. Birçok kere bu kelimeyi tekrar etti. Çok güzel bir buluş ama çok iddialı dedi. Ancak müsveddede tasdihler yaptığı halde Atatürk'e dokunmadı. Müsveddenin sonlarında bir de Türk atası diye bir terkip kullanmıştım. Bunu daha fazla iddialı bularak Atatürk diye düzeltmemi emretti. Başka bir şey söylemedi. Ben nutkumu verdikten epey sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü soyadı olarak aldı. Yurdumun toprağı temizdir. O elinizi kirletmez. Kral Edward İstanbul'a geldiği zaman yatından bir motora binerek Dolmabahçe Sarayı'na yanaşır. Atatürk de rıhtımda onu beklemektedir. Deniz dalgalı olduğundan kralın bindiği motor sürekli inip çıkmaktadır. İmparator rıhtıma çıkmak istediği sırada eli yere değerek tozlanır. O sırada Atatürk elini uzatmış bulunduğundan kral da ona elini uzatmadan önce mendiliyle elini silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer ve yurdumun toprağı temizdir. O elinizi kirletmez diyerek kralı elinden tutarak rıhtıma çıkarır.